Şimdi gelelim, paralaksı açalım. İndeks HTML'i sevez deyip index PHP olarak bir kaydedelim. Şöyle bir kapatalım şimdi. İndex PHP diyeceğiz. Bir refresh edelim. İndex HTML dosyasını kaldıralım. İndex PHP'ye bir bakalım şimdi. İçinde neler var? Direkt resimler var. Bir de thumbnail'ler var. Şimdi şu li'ler tekrar ediyor. Burada bir de burada thumbnail'ler tekrar ediyor. Thumbnail'leri kaldırdığımız zaman sistem bozuluyor. Şimdi hemen gelelim yine record set diyelim. RS slider diyelim. Slider ID'ye göre descending olarak sıralasın. Hemen gelelim bir kayıt seti daha. Buna da RS slider thumb diyelim. Bunu da slider ID'ye göre descending olarak sıralayalım. Şimdi gelelim slider'daki slider ID'yi alalım, buraya bir atalım. Bir JPEG'i silelim. Alt etiketine de bizim slider başlığımızı atalım. Daha sonra blue'yi seçip server behaviors'tan repeat region yaptıralım. RS slider'a göre 5 kaydı sıralasın. Şimdi bir de thumbnail'imiz var. Thumbnail'imiz için de gelelim bindings panelinden slider ID'yi atalım buraya. Tekrar li'mizi server behaviors'tan RS slider thumb'dan 5 kaydı sıralasın diyelim. Ctrl S diyelim ve F12 diyerek hemen bir teste geçelim. Burada bir hata mı verdi? Sayfayı yenilediğimiz zaman here dedi ve hata verdi. Burada neden hata verdi bir bakalım. Diğerimiz tekrar ediyor. Images slider ID RS slider'dan geldi. RS slider thumb'dan geldi. Li'ler tekrar etti. Normalde burada hata vermemesi lazım. Ctrl Z ile bir başa alalım bakalım. Sadece birer tane thumb, bir tane kalsın. F5 diyelim. Şu anda sistem çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz nerede hata yaptık? Peki blue'yi alalım, kopyalayalım, yapıştıralım. Blue'yi alalım, kopyalayalım ve yapıştıralım. Ctrl S'de kaydedelim ve F5 diyelim. Bakarsak iki tanesi geldi aynı. Hemen gelelim şuradan news'in içinden index php'yi açalım. Buradaki RS slider, RS slider detayı tek tek kopyalayalım. RS slider'ı kopyalarsak buraya bir gelelim. Paste seçeneği çıkmıyor. O zaman buradan tekrar yine oluşturalım. RS slider diyelim. Slider ID'ye göre descending olarak sırala dedik. Hemen gelelim bir de bir tane daha oluşturalım. Normalde hatayı almamamız gerekiyordu. RS slider T diyelim thumbnail anlamında ve buradan yine slider ID'ye göre descending olarak sıraladık. Şu anda bir JPEG, buradaki bir JPEG yerine slider'daki slider resim URL'i alalım. Daha sonra bu li'yi alalım ve repeat region yapalım. Neye göre? Slider'a göre 5 kaydı sıraladık. Şimdi bu li'yi kaldıralım.
bakarsak sistem ne durumda? Sistem bozuldu. Buradakini kaldıralım. Sistem tekrar yine bozuk. Şurayı da bir aynı şekilde dinamik hale getirelim. Şuradaki bir JPEG'i kaldıralım. Yerine slider başlık diyelim. Buradaki li'yi seçelim ve repeat region RS slider T'deki ve son 5 kayıt dedik. Ctrl S F5 dersek sistem çalışmıyor ilginç bir şekilde. Sayfa kaynağını göster diyelim. Image 2 geliyor. Image 1 geliyor. Image 3, Image 2, Image 1 hepsi geliyor. Images'ın içinde. Var mı hepsi? Bakalım. Slider, Parallax, Images 1, 2, 3 hepsi geldi. Var. Thumbnail'da biz yanlış şey mi atıyoruz thumbnail'a? Yanlış atmışız. Evet. Bunu kaldıralım. Ve Bindings'e gelip slider resim URL atalım. Ctrl S diyelim ve F5 diyelim. Evet. Büyük bir ihtimal daha yeni aynı hatayı yaptığımız için bizim sistem çalışmadı. Bakarsak sistem gayet güzel bir şekilde çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. Artık bir sonraki derste de bu shutter'ı yaparak devam edelim.